Hoş geldin Neslihan. Nasılsın? İyisin umarım. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim ben de. Bugün yine masamızda epey bir notlarımız var. Biz Evet. izleyenlerle paylaşmak istediğimiz. Neresinden başlayalım bilmiyorum ama bende de epey bir not var. İstersen önce seninle başlayalım. Senin masanda ne gibi notlar var? Onlarla bir başlayalım. Bu arada ilerleyen dakikalarda İsveç'ten değil mi? Evet. İsveç'ten bir konuğumuz olacak. Bir de Amerika'dan bir konuğumuz olacak. İsveç'te yani Avrupa'da genel olarak yani İsveç'te olduğu zaman bütün Avrupa ortalaması aşağı yukarı çıkıyor zaten. Çünkü Avrupa bildiğiniz gibi yani İstanbul'da olmak gibi Ankara, Ağrı her yere hakimseniz Avrupa Birliği çatısı altında olduğu için. Ama biz yine de farklı farklı ülkelerden isimleri almaya çalışıyoruz ki ama bu sefer biraz daha uzağa, okyanus ötesine giderek Amerika'ya da uzanacağız. Orada da fiyatlarda bir ciddi artış söz konusu. New York eyaletinden bir arkadaşımızı yayına bağlayacağız. Ama öncesinde Neslihan senin masanda epey bir not var. Evet. Notlar arasında neler var paylaşmak istersen dinleriz. Aslında bugün biraz hem eskiye gideceğiz hem biraz buraya geleceğiz. Çünkü bugün senin de hikayenle paylaştığın yıllar önce 1991 yılına ait Time dergisinin bir kapağına gideceğiz. İnsanlar diyecekler ki belki bıkmadılar, usanmadılar. Bu dergilerde ne var bu kadar paylaşıyorlar ama inanın ki bu kapaklar o kadar çok bilgi veriyor ki şu zamanda seninle çok fazla kapak değerlendirmesi yaptık biz. 2045'e kadar gittik, 2030'a kadar gittik ama bu mesele bitmiyor. Hatta zamanında yayınlanan kapakların şu anda ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Biraz Bill Gates'ten bahsedeceğiz. Biraz bu son zamanlarda pek adını duymuyoruz ama Uğur Şahin'le Özlem Türeci'den bahsedeceğiz. Kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışacağım ki ne sana ne bana herhangi bir zeval gelmesin diye. Neden? Çünkü Onu da açıklayalım. YouTube'da, Instagram'da maalesef bazı kelimeleri çok fazla andığımız zaman ya da bazı hassas konulara temas ettiğimiz zaman işte sıralar gibi o noktalarda ne yapıyor? Hemen cezayı peş peşe yapıştırıyor. Kapatmaya kadar giden bir dijital diktatöryodan söz ediyorum. biz bir yolunu buluruz gibime geliyor. Direkt değilse indirekt. Öğrettiler bize nasıl konuşmamız gerektiğini ama bazen diyorum ki hıncımı da almak istemiyor değilim yani. Böyle her şeyi o kadar çok engelliyorlar ki nasıl yapacağız, nasıl bilgi vereceğiz diye ama hallederiz bir şekilde. Şimdi önce ben kapağın çıktısını aldım Emrah. Onu göstereyim ki buradan biz hem 2019 yılına uzanalım hem de bu zamana kadar biraz gelelim. Bill Gates amca, Abdurrahman Dilipak Hoca'nın söylediği gibi Bill Gates amca son olarak ne açıklama yapmış? Ben bazen Google amca diyorum, o Bill Gates amca diyor. Şimdi şu kapağa bir bakalım. Bu Time dergisinin çok eski bir kapağı. Ve burada diyor ki gelecekte ilaçlar ne olacak? Ve özel aşılar ne olacak? Ve bir de diyor ki ileride genetik mühendisliği nasıl evrilecek diyor. Şimdi bu Time dergisine yıllar önce yaptığı başlık. Sonrasında biz 2019'da neyle tanıştık? Bir virüsle tanıştık ve bizi eve kapattı. Ve bu eve kapatma sürecinde bizim geçirmemiz gereken bir evre vardı. Ve sonrasında biz dergileri daha fazla konuşmaya başladık. Sonra hayatımıza ne girdi? Sıvılar girmeye başladı ve sıvıları konuşmaya başladık. Ama sıvıları neyin üzerinden konuşmaya başladık? mRNA üzerinden konuşmaya başladık. Ve kapağa bakarsanız eğer ki malumunuz bir asa ve üstünde yılan ve bu bana önce Tevrat'ı hatırlatır, sonra zehiri panzehiri hatırlatır, sonra şeytanın yılanın kılığına girmesini hatırlatır ama şimdi buradan da nereye geleceğiz? Biz Özlem Türeci ve Uğur Şahin 2019 yılı ve 2020 yıllarında mRNA aşılarıyla hayatımıza girdi ve dediler ki herkes sıvılanmalı ve bu COVID, bu dönem, bu virüs dönemi ancak bu şekilde bitebilir dedi. Ama Bill Gates son yaptığı açıklamada yani hatta birkaç gün önce yaptığı açıklamada ki o kadar çok açıklama yapıyor ki Bill Gates sağlık alanında yetişemiyoruz artık. Yani kendi mesleği dışında bütün her şey vakıf, tarıma vakıf, aşılara vakıf, teknolojiye vakıf, her şeye vakıf ve son yaptığı açıklamada bir salgın daha yaşayacağız dedi ve bu salgın için en önemli nokta olarak şunu söyledim. Artık patojen yani farklı bir mikrop daha
geliyor dedi Bill Gates. Çünkü şunu da ekledi. Bu zamana kadar dünyadaki aşılamanın yetersiz olduğunu ve bu yetersiz sıvılanmanın insan vücuduna etkisini de vermediği için, yani istedikleri düzeye ulaşmadıkları için, insan bağışıklığının da düştüğü için bundan sonraki gelecek yeni salgınlar olacağını söylüyor. Yani tamamıyla yeni patojenler, yeni mikroplar, yeni virüsler hayatımızın bir parçası olacak diyor. Dünyada toplamda %61'lik bir seviyeye ulaşıldı diyor ama bunu da tamamıyla yetersiz görüyor Bill Gates. Niçin AIDS virüsünde bu aralar patlak var? Çünkü artmaya başladı AIDS virüsü. Ve bununla alakalı olarak Amerikan biyoteknoloji şirketi, isim vereyim mi şirketin adını? Ver. Moderna ile uluslararası AIDS aşısı girişimi yaptıkları duyuruda AIDS'e karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşının insanlar üzerinde denemelerine başladıklarını söylediler. Şimdi buna bir daha bakalım o zaman. Şimdi insan vücudunda ne var? Bir DNA var, bir de RNA var. RNA ne yapar? Vücuttaki mesajı alır ve DNA iletir. Biri tek sarmaldır, diğeri çift sarmaldır. O yüzden mesajcı mRNA, mesajı DNA iletir. Şimdi bu virüs sürecinde geçirdiğimiz dönemden sonra Moderna'nın yaptığı çok daha yeni araştırmalarda 54 kişinin HIV virüsünün negatif olan insanlarda yeni deneme, aşı denemeleri başlatıldı. Peki bu denemelerin arkasında kim var? Şaşıracak mıyız? Hayır. Bill Gates vakfı var. Tabii bu konuda Uğur Şahin'le Özlem Türeci'nin yaptığı da bir açıklama var. 27.10.2021 yılında verdikleri bir röportajda aynen şunu söylüyorlar. Covid-19 dışında AIDS, sıtma ve verem gibi hastalıklara karşı aşı bulmak ve mRNA yöntemi kullanarak kanseri tedavi etmek istiyoruz diyorlar. O zaman bu kapağı tekrardan gidelim. Yani gelecekte mRNA ne olacak? İnsanların DNA yapısı ne olacak? Bu soruları sormak lazım. İki, insanların genetiği nasıl değiştirilecek, nasıl değiştirilebilir? Ki CRISPR teknolojisini seninle daha önce konuştuk. Evet. Gen ekleme çıkarma teknolojisi. Bunu 1956-58 yılından beri yapıyorlar. Ve bundan sonraki önümüzde bu HIV virüsü, AIDS virüsü ve bunun aşısı yapılmaya başladığına göre ve denemeler laboratuvarda olduğuna göre önümüzdeki en büyük patojen sıkıntısı bu olabilir mi? Aynı zamanda sivrisineklerden bulaşabilecek herhangi bir hastalık olabilir mi? Ve önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığın genetik olarak değişimini nasıl hedefliyorlar? Şimdi bu soruların da cevabını ayrıca sorup ayrıca bulmak lazım ama hani bunu belki daha profesyonel ya da alanında uzman insanlar cevaplasınlar ama geleceğin bu anlamda bu araştırmaların yapıldığını düşünürsek eğer bu insanlar bunun için laboratuvara giriyorsa eğer demek ki gelecekte HIV ve AIDS virüsü adı altında aşısı altında mRNA denemeleri yapılarak ki Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne diyor? Sadece AIDS değil, sıtma, verem ve kanser üzerine de bu çalışmayı yapmak istiyoruz diyor. Birçok hastalık var. Bu da demektir ki ben seni ilk tanıdığımda, seninle ilk yayın yaptığımızda dünyayı bu şekilde yönetmeye çalışacaklar dediğim anda ve sonraki dergi değerlendirmelerini düşündüğümüzde gelinen nokta gelecekte Time'ın yaptığı bir yorum vardı. Gelecek heyecan verici ve gelecekte neler olabileceğini çok merak ediyoruz diye. 2030 o büyük ajanda planı ve o ikili sütunlarda yazılan dünya nüfusunu tutmak istedikleri sayı. Şimdi bugün konumuz aynı zamanda tabii ki gıda ve insanlığın ileride çekeceği zorunlu kıtlık.
Çünkü bu da bu planların eşiğinde. İnsanları bir açlıkla, bir sağlıkla sınayabilirsiniz insani olarak. Çünkü en büyük değerdir bu. İnsanlar bir aç kalmak istemez, iki ölmek istemez. Çünkü Türk insanı için çocuklarına alabildiği her şey çok kıymetlidir. İçirdiği süt kıymetlidir, yedirdiği ekmek çok kıymetlidir. Türk insanı için mesela ekmek, buğday çok kıymetlidir. Şimdi hem de sağlık çok kıymetlidir. Niçin insanlar sevdiklerini bırakmak istemez? Tabii ki ömür tayin eden Allah'tır. Ama bir çare ise eğer ve bir sorun varsa eğer, sorunu oluşturan insanların aynı zamanda çözümü de kendilerinin bulmaya çalıştığını ve bir şekilde de bizi ona mecbur bırakmaya çalıştıklarını da şu dönemde çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama sorunu da kendileri üretiyorlar, çareyi de kendilerince bulmaya çalışıyorlar ve önümüzdeki dönemlerde anlıyoruz ki bu sorun giderek daha da büyüyecek. Dünyanın %61'inin bir dozla kaldığını söyleyen bu insanların bu kadar çabuk laboratuvara girip ki şimdiki teknoloji için öğrendiğim kadarıyla ve yaptığım bütün araştırmalarda bizim de zamanında konuştuğumuz bunlar çok uzun süreler alıyor. Hani 3-4 yılda bir patentinin çıkması gerekiyor, araştırması yapılması gerekiyor diye değerlendirirken sonrasında yaptığım bütün araştırmalarda bizim teknolojimiz onların teknolojisinin aslında bir olmadığı, çok ileriden gittikleri için bir şeyleri bulmakta zaten zorlanmadıkları, zaten bu çalışmaların önceden başlatıldığı için bizim o kafamızda büyüttüğümüz o 3-4-5 yıl gibi sürelerin aslında onlar için çok daha kısa bir sürede halledilebilir olduğunu, zaten sorunu da üreten insanlar oldukları için çözümü de kolayca bulabiliyorlar. Bizim gözümüzde o büyüttüğümüz yıllar onlar için sadece 3-4 aylık bir mesele haline geliyor. Ki ben bunu bazı hekimlerle de görüştüm. Onlar da dediler ki ya Neslihan eskisi gibi değil. Teknoloji çok ilerledi. Bizdeki teknolojiyle onlardaki teknoloji de bir değil zaten. Adamlar çok ileriden gidiyorlar. Her konuda ne yapıyorlar? Beden donduruyorlar, beyin donduruyorlar. Bilgisayara bağlamak istiyorlar. Mesela burada da ne vardı? Mavi ve kırmızı tam mRNA ve DNA ama buradan Matrix'e bile bağlarız olayı. O yüzden şimdi bizim o beynimizde çok büyüttüğümüz ve çok uzak gelen şeylerin onlar için çok yakın olduğunu düşünürsek eğer, gelecekte heyecan vericiyse eğer onlar için ve bu heyecan verici geleceğe nasıl ulaşacaklarını ve neler daha yapabileceklerini bence şimdi çok daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu endişe verici mi? Bir yerde evet, bir yerde hayır. Bir yerde çok kötü. Bir yerde insanlık belki bazı şeylerden de kurtuluyor olabilir teknolojiyle. Belki kanserden kurtulacaklar ama işte kurunun yanında yanan yaşı nasıl göreceğiz, nasıl ayırt edebileceğiz, bundan sonra neler olabilecek? Adamların yaptığı şey çok ilginç. Sen konuşurken not aldım. Olmadan Hı-hı. önce çalışmalar başlıyor. Olmadan Hı-hı. önce. Varsayımlar gibi düşündürülüp olabilir, şunlar olabilir falan tarzında ama onun öncesinde çalışmalar başlıyor. Sonra da o varsayım gerçek oluyor. Yani bu çok da inandırıcı bir varsayım değil tabii. Çünkü Bill Gates'in sen de biliyorsun. İşte geçen yıl yaptığı bir açıklama var. Ondan önce bu pandemiden bir 4-5 yıl önce yaptığı bir açıklama var. Yani olacakları olduğu dönemdeki gibi biliyormuş gibi anlattığı konuşmaları var. Sonrasında da bunların konuştuklarının birebir örtüşerek gerçekleştiği dönemleri yaşadık. Yani bu insanlar çalışmaları olmadan önce başlatıyor, sonra da oluyor ve sonra da zenginleşiyorlar. Bak mesela ben bir not aldım. Euronews'e Özlem Türeci röportaj vermiş. Orada sunucu soruyor. Şu anda milyarder oldunuz. Sizin hayatınızı nasıl değiştirdi bu diye. Cevabını vermiyorum. Onlar işte yok işte biz meraklı insanlarız, bilime harcayacağız falan filan. Şimdi milyarder oldular. Milyarder. Şimdi milyarder derken Euronews'in röportaj yaptığını düşünürsek milyarder TL değil. Milyar dolardan bahsediyoruz. Dolar. Milyarlarca dolar. Bu paranın Özlem Türeci'ye ve neydi Uğur Şahin'e yedirileceğini, onlara hibe edileceğini düşünüyor musunuz? Mümkün mü? Mümkün değil. Yani milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Dünyada birileri zengin oldu. Ama öyle böyle bir zenginlik değil. Öyle büyük bir para kaldırıldı ki halbuki normalde olması gereken nedir? Dünyada bir sıkıntı var. Osmanlı bunu yaptı zamanında. Bu çiçek aşısı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Biz bulduk ve bu aşıyı biz dünyaya hibe ettik. O formüllerini.
Biz bundan bir zenginlik elde etmedik. Ama işte bugünün dünyasında insanlar böyle düşünmüyor. Bundan zenginleşme ve dünyayı yönetme gücü elde etmeye çalışıyor. Nereden biliyorlar bu kadar hastalığını? Tasarımlıyorlar, biliyorlar vesaire ama bunun en büyük cevabı da insanlığın gen haritasının çıkartılmış olması. İnsanlığın hangi hastalığa daha yatkın olabildiğini, hangi hastalığı taşıyabileceğini, insanların kan grupları, kan gruplarının hangi hastalığa yatkın olabilecekleri ya da insanlığı nasıl tüketiriz adı altında, bitiririz adı altında hangi hastalık daha çok yayılıp patojen olabilir? Ya da yayılabilirinin cevabı da insanlığın çok önceden beri genetik haritasının çıkartılmasıyla alakalı. İsyan konusu. 2023 çok sıcak bir yıl olacak hem Türkiye için hem dünya için. Yani bizim bugün ülkemizde birkaç yıldır yaşadığımız sıkıntıların bir benzerini dünya genelinde görmeye başlayacağımız bir yıl olacak. Şu anda emareleri var zaten. Görüyoruz aslında. Başladı Görüyoruz. zaten. Daha fazla Yayınlarımızda görüyoruz. konuklarımızı alıyoruz. Onlar da söylüyor bir şeyler ama onlara itiraz edenler de var. Şimdi mesela Almanya'da bir gıda krizinin olduğunu hepimiz biliyoruz ama burada tabii Almanya eyalet eyalet bölünmüş bir ülke. Yani bir bölgede sıkıntı varken bir başka bölgede olmayabilir. O da tabii insanların hani stok yapma tercihiyle alakalı da olabilir. Ama Almanya genelinde gelen yorumlara bakarsak mesela unun sıkıntılı olduğu, yağın sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı marketlerde reyonların yani eski oranla ciddi manada boşaldığını söyleyebiliriz. Genel olarak bir sıkıntının olduğu gerçek ama bazıları da burada siyasi düşünmenin bence yani onu hissediyorum. Siyasi düşüncesinden dolayı yani Türkiye'yi gömüp Avrupa çok iyi şöyle böyle diyenler de var. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani Türkiye'de bir sıkıntı var zaten. Türkiye'de ciddi bir sıkıntı var zaten. Yani az sonra konuşacaklarımızın arasında da olacaktır. Benim notlarımda var. Yayınlarımızda da konuşuyoruz ama Avrupa'da da sıkıntı var. Yani yok demek doğru olmaz. Bunun emareleri bugün Avrupa'da da, Amerika'da da var. Az sonra Amerika'dan bir dostumuzu yayına alacağız. O da çok ciddi şeyler söyleyecek. Fiyatlar ikiye katlandı bir yılda. Ama bizdeki durum farklı. Hep söylüyorum. Bizde dış güçler değil, iç güçlerin hatalı kararları nedeniyle biz işte şu anda belki son 3-4 yılı baz alırsak %100, %150 bir enflasyon yaşayacakken %400, %500 bir enflasyon yaşıyoruz son 3-4 yılı baz alırsak. Yani bugün önüme bir şey geldi. 2018 yılında 1200 lira olan bir ürüne baktım fiyatı. 1200 lira olan ürünün fiyatı şu anda 7200 lira. Şu andaki fiyatı kaç yılda? 2-4 yılda. Yani bizdeki durum biraz farklı. İşte doların olağanüstü yükselmesi, hiperenflasyon yaşadık zaten. İşte onun dışında iç piyasada sadece gıda değil, genel manada bu doların artışından ötürü fiyatların kontrolünü kaybetti hükümet. Şu anda ben öyle görüyorum açıkçası. Bir vatandaş olarak gözlemlediğim, bir gazeteci olarak gözlemlediğim bu. Ekonomistlerle de görüşüyoruz. Şu ana kadar yani yayınlarımıza 3-4 tane ekonomist aldık. Yine yayınlarımıza katılmasa da yazılarını okuduğumuz hem muhalif olsun hem iktidar yanlısı olsun. Hemen herkesin ortak görüşü şu anda yani bizi yönetenlerin almış olduğu o olumsuz yanlış kararlardan ötürü bugün gelinen noktada biz katmerli bir sıkıntı yaşıyoruz. Önce Amerika'ya bağlanalım mı? Daha uzak olduğu için. Merhaba Emrah Bey, hoş bulduk. Nasıl? Merhaba Neslihan Hanım, size de selamlar. Ahmet, hemen önce şunu sormak istiyorum. Amerika'da hangi eyalettesin? Onu sorayım önce. Hasta taşıyorsun. Ambulans mı diyelim, ne diyelim Taksi ona? şoför, ambulans service diye geçiyor Hasta bizimki. taşıyorsun. Medical transport diye geçiyor, evet. Medical diye geçiyor yani. Peki. Sağlık sektörü olarak geçiyor yani. Normal taksi değil. Amerika'da durum nedir Ahmet? Nereden başlayalım bilmiyorum ama yani akaryakıttan başlayalım. Madem şoförlük yapıyorsun. Akaryakıtta Amerika'da durum nedir? Son bir yılı baz alarak yani bu ay Nisan ayındayız. Nisan 2022. Nisan 2021'e gittiğimizde Amerika'da akaryakıtta durum neydi? Bugün yayına girmeden 15 dakika önce benzin aldım. 4,51'den aldım. 4 dolar 51 sent üzerinden aldım benzini. 4,51 Ama sent. dün 4 dolar 78 sentten almıştım. Ben şunu baz aldım. 2021'de en yüksek benzin fiyatı 3 dolar 06 sentmiş. Ben baktığım rakamlara göre. Benim aldığım benzin fişlerine risitlerine göre 3,6'ymış en yüksek aldığım rakam. 2,85'ten de almışım, 2,75'ten de almışım ama en yüksek aldığım rakam 3,06 olmuş.
O zaman şöyle diyebiliriz. 3 dolardan 4,5 dolara kadar gelmiş. 4,78 baz alırsak. 2022'de ama aynı şekilde 2022'de 5 dolar 38 sentten benzin almışım. %50, %60 bandında bir zamma tekabül ediyor baktığın zaman aslında. Yani şöyle 5 doların biraz üzerine çıktığını varsayarsak %70'e kadar bir zam olmuş. Ama sonra tekrar bu geriye gelerek %50 bandına yerleşmiş gibi görünüyor. Bu galon fiyatı, litre fiyatı değil. Bir galon kaç litre? Bir galon 3,7 litreye tekabül ediyor. Ben New York State'i baz aldım. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 52 tane eyalet var. Ben New York State'te yaşıyorum. Her state kendi kurallarıyla, kendi kanunlarıyla, kendi yasalarıyla burada yaşadığı için ben New York'a göre konuşabilirim. Diğer eyaletlerde şimdi birisi demesin ben Kaliforniya'da yaşıyorum böyle değil yalan söylüyor olmasın. Yani her eyalet farklı bir şekilde yönetiliyor. Fiyatları farklı, işte asgari ücret fiyatları farklı, sistemleri farklı, her şekilde farklılıklar gösteriyor. Ben New York State'e göre konuşuyorum. New York State'de minimum wage dedikleri yani asgari ücret sizin tabirinizle. Ama asgari ücretin bizde aylık bir karşılığı yok. Bizdeki karşılığı saatlik ücret olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer bir dakika geç gelirsen işe o bir dakikanın parasını alamazsın. Böyle bir sistemle yürütülüyor. Girerken bir düğmeye basarsın iş yerine ve çıkarken de bir düğmeye basarsın. Bu 56 dakika ise 56 dakika parası alırsın. Bir saat ise bir saat parası alırsın. Ha bu karnım ağrıdı, çocuğuma geç kaldım, arabam patladı, tekerim patladı, bahanelerle işe girme gibi bir şey söz konusu değil. Onlar istediğin zaman istediğin kadar geç gelebilirsin, sorun yok. Ama parasını alamazsın. Ne Yani kadar böyle bir ferdi sistem ücret var. Ahmet New York'ta, New York eyaletinde? Ondan bahsedecektim. Minimum wage yani asgari ücretin saat ücreti 2021 yılında özür diliyorum. 2021 yılında 12 dolar 50 centti saat ücreti. 2021 yılında. Şimdi 2022 yılında başında Ocak ayında söylenen rakam 15 dolardı. 15 dolar verilecek söyleniyordu ama hiçbir zaman verilmedi. 13 dolar 20 sent oldu. Ama bu rakam 15 dolar olarak açıklanmıştı ama vermediler. 13 dolar 20 sent şu andaki asgari ücret rakamı. Ben onunla birlikte enflasyon rakamlarını da inceledim. Şunun farkına vardım. 1982 yılından beri hiç bu rakamın üstüne çıkmamış. 1982 yılından beri. En son 1982 yılında ya %7,2 rakamına çıkmış ve çok büyük bir rakam olarak da o günlerin manşetlerini süslemiş. Onu araştırırken bunu öğrendim. Şu anda %8,5 enflasyon rakamı. Amerika Birleşik 8,5. Devletleri'nde evet 8,5. Bu 2021 yılında 4,6'ymış. Yani Markete gelelim Ahmet. Markete gelelim. Marketlerde durum nedir? insanlar marketlerdeki fiyatlardan çok fazla etkilenmiyor. Çünkü devlet yardım tarafından aldıkları aldıkları için. yardımlarından dolayı çok fazla bu konuda etkilenmiyorlar. Ama ben bunun da rakamlarını sizin için araştırdım. Unun fiyatı 2021 yılında 18 dolarmış. 2021 yılında. Bu Şu andaki fiyatı bir kilo fiyatı mı? yani yaklaşık 8 kiloya 8 kilo. tekabül ediyor. 20 Tamam. pound. Evet, 8 kilo. 8 kiloya tekabül ediyor. Ne kadar dedin 8 kilosu? 18 18 kilo. dolarmış satış fiyatı. Evet, Satış şimdi fiyatı. Şu andaki fiyatı 22 dolar. 22 dolar. Ama bu rakamları ben Türk marketinin rakamlarına göre söylüyorum. Bu rakamı eğer restoran depo dediğimiz ya da Kasko dediğimiz ya da böyle toptancı satış firmalarının olduğu şirketler var. Kasko dediğim gibi restoran depo gibi büyük firmaların olduğu toptancı firmalar var. Onlardan bu rakamları 18'e 15'e bulunman mümkün. Ama onlar için de üyelik alman gerekiyor. Üyelikli abone olman gerekiyor. Üyelik almazsan o tür şirketlerin marketlerine giremiyorsun. Peki genel olarak bir kıtlık var mı? Bir dönem çünkü Amerika'da raflar boş servis edildi. Var mı öyle bir durum? Bugün yağ için bir araştırmak için yağı da merak ettim. Bir sorayım dedim. Yağ bulamadım. Yağ yok. Bugün yok. Türk marketinde de yok. Stokta da yok.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük sayılı markalara gittim. Diyorlar ki sınırlı sayıdaki yağlarımızı sadece bir adet alabilirsiniz, yani iki adet alabilirsiniz diye yazılar gördüm bugün. Un ne durumda? Çünkü Rusya-Ukrayna meselesinde un, buğday sıkıntılı. Orada un var mı? Unla ilgili bir problem görmedim. Ben zaten alışverişimi büyük marketlerden, dediğim gibi toptancı marketlerden aldığım için, oralarda restoranlara sağladıkları için, böyle büyük yemek evlerine sağladıkları için ya da işte nursing home, yaşlılar evi gibi şirketlere sağladıkları için orada stok her zaman bulunabiliyor. Ama yağ stoğuna oraya bakmadım. Sadece marketlerde yoktu. Restoran, o büyük şeylerde bakmadım yani. O toptancılara bakmadım. Onu söyleyeyim. Yağın fiyatı da 1 litrelik yağının fiyatı 2021 yılında 16 dolarmış. Şu anda yok. 1 litrelik. Şu anda yok ama en son sattığımız fiyat 24 dolardı. 24. Evet, bu da zaten ortalama hani %4 olan enflasyondan %8,5'a çıktığını düşünürsek, yani onlara tekabül eden, o rakamlara tekabül eden artışlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani Amerika'da şu anda aslında Tabii. enflasyon manasında çok ciddi bir artış yok gibi, ama bazı kalem ürünlerde ciddi artış var galiba, değil mi Ahmet? Evet, bayağı artış var. Mesela tavuk kanadı. Evet, bugün konuştuk Şu seninle. anda Etle evet, yarışıyor. 32 dolar şu anda. Normalde ne kadardı? Geçen yıl ne kadardı? 4 dolar 99 sentti. Ne diyorsun? 4 dolardan 30'lu dolarlara. 30'lu dolarlara Evet. çıktı mesela şu Türkiye'de anda de durum çok fiyat. farklı değil Neslihan. Yani tavuk şu anda etle yarışıyor. Evet, ben dün o fikre vardım. Çünkü markete gittim, tavuk aldım, dedim et alaydım, daha karlıydım. Ama arada insan canı çekince, Ramazan malum, ama tavuk, hem de geçen biliyorsun seninle de konuşmuştuk, bu işlenmiş gıdaların içinden biri de tavuk. Ki Amerika'da çok fazla fast food tüketiliyor. O yüzden onlar çok fazla tavuk, et ve burger tarzı yiyorlar. Ama Türkiye'de bence et şu anda en karlısı. Evet, öyle görünüyor. Evet Ahmet, başka var mıdır aktaracağın? Kıymanın pound'u, yani yarım kilosu. Pound dediğimiz 4,70 grama falan, pardon, 490 gramı, 470 grama falan Yarım kilo, tekabül ediyor yarım kilo tahminim. diyelim. Yarım kilosu. Tam yarım kiloysu 4 dolar 99 kuruş bugünkü satış fiyatı. Yani 10 Yeni dolar bir satış kilosu. fiyatı. Geçen yılla bu yıl arasında bir fiyat değişikliği olmamış kıymada. Ama şunu söyledi. Biz kendimiz kesiyoruz Türk marketi. Kendimiz alıyoruz ve kendi hayvanımız olduğu için bizim hala geçen yıldan aldığımız hayvanlar durduğu için o fiyat üzerinden Peki satıyoruz. Amerikan Yeni hayvan aldık. marketlerinde? Amerikan marketlerini açık söyleyeyim gitmedim çünkü helal kavramı olmadığı için oralardan alışveriş yapmıyorum. Galiba orada domuz Helal. eti daha çok herhalde fiyatlanmıştır diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir sıkıntı var. İnek etinin içerisinde %10 domuz eti karıştırıyorlar. %20 domuz eti yağsı karıştırıyorlar. Ona da güvenemediğimiz için üzerindeki yazıları da takip edemiyorsun. Böyle alıp çıkıyorsun bazen. Öyle bir karışıklığa denk gelmemek için daha çok alışverişimizi helal marketlerde, helal kesim olan yerlerden alıyoruz. Peki. Kuşbaşı et 5,99. Bu sadece 44 sent artmış. Daha önce 5 dolar 50'ymiş. Bundan hafif bir artış olmuş. Kahve sormuştun. Starbucks gibi firmalar var burada. Dunkin Donuts, Tim Hortons denilen. Ben en çok Tim Hortons'u seviyorum. Kanada firması. Oradan kahvemi alıyorum günlük. 1 dolar 35 sent 2021 yılında. Ramazan'dan önce son aldığım kahvenin fiyatı da 2 dolar 43 sentmiş. Kahvede genel bir artış var. Türkiye'de de çok ciddi artış oldu kahve fiyatlarında. Yani 1 dolardan fazla bir artış söz konusu kahvede. Bir bardak kahvede size olarak da small cup. Pardon, özür diliyorum. Medium size. Yani Ahmet, orta. son olarak zamanı değerli kullanmak adına kiraları da, ev fiyatlarını ve kiraları da bir öğrenmek istiyorum senden. Ondan sonra teşekkür ederim sana.
2021'de %5 bir artış gerçekleşmiş normal kiralarda, %5. Sonra yıl içerisinde %3 artış tekrar gelmiş. Yani %8 2021 yılında bir artış göstermiş 2020 ile 2021 yılı arasında. O zaman da 2 artı 1. Tabii ki buradaki sistem şuna göre değişiyor. Ev kiraları şuna göre değişiyor. Okulun kalitesine göre değişiyor. Eğer eğitim veren okul, city okuluysa, yani şehir içerisinde bir okulsa, bunun kirası çok ucuza bulabiliyorsun. Ama mesela benim yaşadığım mevkide bir yer almaya kalktığında onun fiyatı değişiyor. Ona göre ben bir baz vereyim size. 2021 yılında benim yaşadığım yerdeki bir evin, benim yaşadığım bölgede, yani eğitimi iyi olan bir okulun olduğu bölgedeki fiyatı 1350 dolarmış. 2 artı 1 bir evin. Aynı senede 785 dolara sit içerisinde ev bulabiliyor musunuz? Şimdi 1050 dolar sit içerisinde, 2022 yılında sitede aynı ev 1050 dolar. 780 olan ev Benim 1050'ye çıkmış. Doğru mu anladım? 1050'ye çıkmış. Evet, 1050'ye çıkmış. Çok aradım, kiralık ev bulamadım inan, ama emlakçı bir arkadaşım vardı. Onu aradım. Türk kendisi. Şu anda en ucuz 1750 dolar. O da 1 artı 1'ler diyor. 2000-2200 civarında şu andaki ev fiyatları benim yaşadığım bölgede. Aynı zamanda evden bahsetmişken mortgage rakamlarından da bahsedeyim. 2021'de 2,6'ymış faiz oranı mortgage'lerin. Şimdi de 4,8. Dikkatimi çekti. 4 nokta, şu andaki rakam 4,8 mesela. Ben de 2019'da kendi evimi aldım. 2018'de almıştım. Kendi evimi aldığımda 4,6'dan almışım mesela faiz oranı. Ben 185 bin dolarlık bir kredi çekmiştim. 30 yıllık taksit yapmıştım. Bu rakam bana gelen rakam, yani 185 değil 300 küsur civarında bir rakam ödemem gerekiyordu 30 yıl içerisinde. Türkiye'de 10 yıl olduğu zaman neredeyse 2,5 katından fazla ödüyorsun. Yani 10 yıllık Evet. bir kredi çektiğin zaman 100 bin lira çektiğini düşünelim Ahmet. Geri ödemesi 10 yılın sonunda bunun ortalama 250 bindir. Bu aşağı inmez, yukarı doğru çıkar. Yani 300-400'e kadar çıkar. Ama bu 20 yıl olduğu zaman bu 250 bin 500 bine kadar çıkar. 30 yıl olduğunda bu 500 bin değil 1 milyona kadar çıkar. Doğru mu hesaplıyorum? Yani aşağı yukarı böyle rakamlar dönüyor bizde. Yani sen 30 yılda 100, 185 bini 300 bin olarak ödüyorsan bu faiz neredeyse hiç yok gibi bir şey. Faturaları da söyle tamamlayalım Ahmet. 2021 yılında en fazla 180 dolarla 250 TL, dolar pardon, TL değil, dolar arasında bir elektrik faturası ödemişim. Ama benim evimdeki her şey elektrikli. Isınma elektrikli. Bir de büyük evin 3-4 katlı bir ev bildiğim kadarıyla. Evet, öyle bir ev. 180 ile 250 dolar arasında ödemişim. En yüksek 250 dolar ödemişim. Bu yılda 300'ün altına hiç düşmemiş. En fazla da 380 dolar ödemişim. Suda bir artış var mı? Su fiyatlarında. Onu da sorayım. Tamamlayalım. Evet, onu da not almışım. 2021 yılında en yüksek 40 dolar ödemişim. Şu anda da en düşük 63 dolar ödemişim. Evet. Ahmet çok teşekkür ediyorum. İşine devam İyi edebilirsin. yayınlar diliyorum. İyi Hastalarına sağlık, akşamlar. şifa diliyorum. Teşekkür ederim. İyi Görüşmek üzere. yayınlar. Bay Çok beklettik sizi. bay. Affınıza sığındık. Ne ederim, ne demek? Sizinle beraber Hoş geldiniz. teşekkür ederim. Hoş bulduk. İsveç'te nedir durum? Genel olarak sorayım. Hayat nasıl gidiyor? Diğer ülkelere nazaran durum çok daha iyi. Pahalılık var. Tabii ki hissettiğimiz gibi pahalılık var. Fakat çok fazla değil. Ben Ahmet Bey gibi bir yüzdelik veremeyeceğim ama fiyatları karşılaştırıp söyleyebilirim yani. Buyurun, buyurun. Yani özellikle market fiyatlarını çok merak ediyoruz. Akaryakıt fiyatlarını merak ediyoruz. Enerji, elektrik faturası, su faturası, doğalgaz Tamam. bunları merak ediyoruz. Bunları bize söyleseniz özet çıkmış olacak. Tamam. Su faturası vermiyoruz. Su burada kiranın içine dahil. İstediğin kadar kullanabiliyorsun. Sıcak su, soğuk su.
Kiraya dahil. Evet, kesinlikle su faturası ben Bir saniye. Emrah, bu şekilde de ülkelerin nasıl bir işleyiş yaptığını da öğreniyoruz. Şimdi her yayında farklı ülkeye bağlanınca şunu fark ediyorum. Almanya'da farklı, Amerika'da farklı, İsveç'te, Türkiye'de keza ve kiraya dahil olduğunu ilk defa mesela şimdi ben Nihal'den duydum. İlginç. Benim merak ettiğim şey şu, Nihal Hanım, şöyle, siz kirayı ev sahibine ödüyorsunuz, doğrudur değil mi? Evet, şirketler var burada. Bir kişi değil. Mesela ben Neslihan Hanım'ın evinde oturup ona kira ödemiyorum. Ha, şimdi, Ha. orada bir sistematik oturulmuş, yani orada aslında ev sahibi kavramı yok. Yok. Şirketler, kişiler adına evin sahibi. Tabii, şirket satın almış veya mesela bu şirketin kim bilir onlarca apartmanı var. Dairesi değil, apartmanı var. Biz onlara ödüyoruz kiramızı. Su faturası içinde peki? Çok mu düşükte içinde yoksa? Evet, su gücü işte su kaynakları çok bol olduğundan dolayı sanıyorum, bilmiyorum tam olarak ama su parası ödemiyoruz. Su yani kiranın içine dahil ödüyoruz elbette ama kiranın içine dahil ödüyoruz yani. Elektrik faturası? Elektrik faturası şöyle, ben mesela 300 kron falan öderken bu arada 100 kron 150 lira yapıyor. Ya da şöyle diyeyim, 100 kron 10 Euro yapıyor. Öyle de düşünebilirsiniz. Ben 100 kron öderken şimdi 350-375 falan ödüyorum. Bir sene aralıklı. Bir sene aralıklı. Yani 100 ödüyordunuz, 300'e çıktı, doğru mu anladım? Hayır, 300 öderken 350-375'e çıktı. 350, tamam. Şimdi biraz Evet. kesik geldiği için. Evet. Evet. Ha, öyle. Kiralarda şöyle, eğer çok eski kiracıysanız kiranız ucuz şu an mesela. Çok fazla bir artırım yapamıyorlar. Onun bir yüzdesi var. Her sene o yüzdeliğe bağlı kalaraktan kiranız artırılıyor. Kesinlikle onun dışına çıkılmıyor. Ve bu tabii ki uzun süre oturduysanız o dairede sizin karınız oluyor. Ama diyelim ki bir 100 metrekare ev şu an şehir içinde. Bunun kirası 8.000 kron. Bu kişi taşınırsa o içi tamamen tamir edilip boyanıp 13.000 krona verilebiliyor şu an için. Bugünün fiyatlarına bakınca bu şekilde yani kira olayları da. Evet. Şunu söyleyeyim hemen. Eğer villada oturuyorsanız suyunuzu kendiniz ödüyorsunuz. Çünkü villa size ait. Farkı ne? Efendim? Yani apartmanla villa fark ediyor o Çünkü zaman. şirket sahibi ama villa senin satın almışsın. Ha, Kira. kendi kendinize aitse siz ödüyorsunuz. Evet, villa kendinize aitse ki genelde öyle oluyor. Peki daire size aitse, daire size aitse? O çok daha yani değişik. Şöyle diyeyim. Diyelim ki bankadan borç çektiniz, daire aldınız. Bankaya şeyinizi borcunuzu ödüyorsunuz. Yine de bir kira adı altında bir miktar para ödüyorsunuz. O apartmanın yine bir şirket sahibine para ödüyorsunuz ama kira kadar değil, daha düşük. Onun içine de yine işte Türkiye'deki gibi işte bina bakımı, evinde mesela bir şey bozulur, kırılır, ev senin dahi olsa şirket gelip yapıyor. Buzdolabın bozuldu, şirket gelip tamir ediyor. Dediğim gibi ev senin de olsa kira kadar da olmasa bir miktar yine para ödüyorsun bu hizmetlere karşılık. Çok iyiymiş. Bir Sigorta. sistematik var. Evet, ben mesela kiracıyım. Evde herhangi bir şey ne olursa bir şey kırılsa dökülse onlar gelip yapıyorlar. Para ödemiyor mesela. Her şey kiraya Çok dahil. iyiymiş. Evet ama kira Çok iyiymiş. yüksek aslında. Yani belki de Türkiye ile hani karşılaştırırsak belki de aynı hesaba geliyor. Yani bir kişinin maaşının yarısı kiraya gidebiliyor. Bu şimdi şöyle, bir kişinin maaşının yarısı derken bu maaş ne kadar bir maaş? Maaşlarda şöyle en düşük maaş yani ben geçen Almanya'daki izleyicinizle yaptım, kusura bakmayın. Çok uzun yıllardır burada kaldığım için biraz heyecanlanıyorum konuştuğum zaman. Ben de sağ olsun. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim.
Almanya'dan konuşan Arzu Hanım. Evet. Kiraları söylediğinde, yani ben buraya baktığım zaman buradaki kiralar daha yüksek geldi gözüme. Ayrıca buradaki maaşlar da daha yüksek geldi gözüme. Orada mesela en düşük maaş galiba 1300 euro falan demiş. 1400 euro dedi ortalama, yani 1400 evet en düşük. 800 euro mesela en düşük. 1800. Tabii. Ben Almanya'da bulundum bir sene kadar. Almanya'da bir işe gireyim dedim. Girdim, bana bir bundan 7 sene önce falan. Bana 1100 euro maaş verdiler. Bir ay çalıştım, çıktım. Bu hamallık dedim yani. Çünkü ben aynı tarihlerde burada çalıştığımda 1700-1800 euro alıyordum. 1700 euro alıyordum mesela. 7 sene önce. 1100 euro bana çok şey geldi yani, komik geldi. Geçen yılda şu anı kıyaslarsak ne kadar bir artış oldu? İşte markette, kiralarda, faturalarda. Az önce faturaları biraz söylediniz. Evet. Mesela akaryakıtta enerji çok önemli. Evet, akaryakıtta 18 lira civarındaydı. 17-18. Şimdi bir ara 22-23'e çıktı. Şu an 20-21 kron. Yani onun 2 euro değil mi? 2-2,5 euro en fazla. Yani şu ana kadar dinlediklerimin, yayını aldıklarımın, özür dileyerek söylüyorum. Kiminle konuşsam herkes şunu söylüyor. Yani Avrupa'da, Amerika'da. Yani artış olmuş ama evet. Her ne hikmetse bir %300, %400 artış bir bizde olmuş. Evet, yani gerçekten Türkiye'de çok aşırı olmuş. Çok üzülerek söylüyorum ben de. Yani Arpa'nın sanırım ki hiçbir ülkesinde bu kadar olmamıştı. Bugün markete gittim. Evet, biz de hissettik bunu ama Türkiye kadar değil. Mesela 500 kronluk bir alışveriş yaptım, sepet dolmadı. Bundan 2 ay önce yapmış olsaydım sepet dolacaktı. Şekere çok az zam geldi. 20 kronken 22 kron oldu. İşte una gene mesela 2 kron zam geldi. 2 kiloluk pakete 2-3 kron zam geldi. Peki sizde sıvı yağ var mı? Var mı böyle bir stok sıkıntısı? Sıvı yağ çok zam geldi. Sıvı yağ şöyle, tam 2 ay önce, işte bu savaş başlamadan önce, Ukrayna-Rusya savaşı. O zaman işte 18-20 o aralar alıyorduk bir litrelik yağı, çiçek yağını. Bu arada onlar da Türkiye'den geliyor. Başka yerlerden de var ama biz Türkiye'den gelenleri alıyoruz. Sonra bunu 2 ay önce 35 krondan aldım. Bugün de 45 krondu. Zeytinyağı bayağı. Zeytinyağı değil. Bu dediğim ayçiçek. Evet. Ayçiçek. Evet, çok yükselmiş. Şu an zeytinyağı yerinde sayıyor ayçiçek yağına bakarsak. Bence böyle. Yani zeytinyağında çok bir şey fark etmedim. Ama evet. Ayçiçek yağında gerçekten çok aşırı. Olmayan ürün var mı? Şu anda İsveç marketlerinde, reyonlarda olmayan ürün var mı? Yani un mesela. Hayır, olmayan ürün yok. Fakat bazen bazı ürünler geç gelebiliyor. Ama kesinlikle hani böyle bir hafta işte bulamadım veya şundan az var veya işte reyonlar boşalmış, şu an için öyle bir şey yok. En az etkilenen ülkelerden bir tanesisiniz o zaman. Yani İsveç'in ekonomisi her zaman çok güçlüydü. Ama yine de yani insanlar pahalılıktan tabii ki şikayet ediyor. Burada bir şey, bir kronda zam gelse insanlar şikayet ediyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Nihal. Çok mutlu ettiniz bizi. Önemli şeyler öğrendik. Teşekkür ederim. Yardımcı olabildiysem. Oldunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi şeyler söylemek istiyoruz ama arkadaşlar, görün de Nokia dünya bu pandemiden önceki o rahat dönemini ne kadar bir süreyle bilmiyorum ama askıya almış görünüyor. O eski günleri özleyeceğiz gibi görünüyor. Keşke bunları söylemek zorunda hissetmesek kendimizi. Bir panik havası olsun diye de söylemiyoruz. Yani her şey daha iyi olsun diye dua ediyoruz. Her şey eskiye dönsün. O eski günleri özlüyoruz ya. İşte pandemiden önceki zamanlarımızı özlüyoruz ya. Yani oraya dönmeyi biz çok istiyoruz. Hala bugün maskeyi tartışıyoruz. Yani böyle garip de bir durum söz konusu. Neyse, yani konu konuyu açıyor. Arkadaşlar, hepinize
Mutlu yarınlar teşekkür diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.